Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en büyük yeteneklerden biri olan Volkan Işık bu hafta bizlerle. Uzun bir aradan sonra bir rally'e katılan Volkan Hitit Rally'sinde birinci olarak eski performansından bir şey kaybetmediğini gösterdi ve parkurlara dönüş sinyali verdi. Evet, gelişmeleri Volkan'dan alacağız. Volkan, V1 Challenge'da beraberiz ama sen bir sürpriz yaptın. Arada bir rally yapayım dedin ve parkurlara dönüş yaptın. Hitit Rally'sinde de gerçekten güzel bir performans sergiledin. Luca Rossetti Avrupa'da 3 kez şampiyon olan bir isim. Onu da geçtin ve birinci oldun. Ama en sonunda da kapalı parka aracını teslim etmeyerek yarıştan çekildin. Öncelikle bu kısmı istersen açıklayalım. Benim aldığım bilgilere göre sen oldukça sakin ve kontrollü bir tempoda gitmişsin. Kendini Luca'ya göre ayarlamışsın. O da bir takım sıkıntılar yaşayınca adeta böyle hani tırıs vaziyet derler ya, öyle giderek yarışı birinci olarak bitirmişim. Bunlar gelen yorumlar. Şimdi senin ağzından dinleyelim. Yarış nasıl geçti senin için? Yarış tabii ki güzel geçti benim açımdan. Aslında Antalya'da güzel bir yağmur yağdı. Sürekli bir yağmur vardı hafta içerisinde. O yüzden dolayı da parkurlar biraz ağırlaşmıştı. Yarış gününe yaklaştığımızda hava açtı ve özellikle yarış günü son iki gün güneşliydi ve çok güzel bir hava vardı. Ve ağırlaşan parkur, çamurlaşan parkur da kurumaya başladı. Bu yüzden ben bunca aradan sonra, aslında bunca ara dediğim zaman Türkiye'de bunca ara. Yani Türkiye'de 2006'dan bu yana ben yarışmıyorum. 2007 ve 2008'de birer tane yarış yaptım. O da Avrupa Şampiyonası sebebiyle. Geçen sene İtalya'da yarışmıştım. İtalya'da 5 tane yarış yapma fırsatı buldum. Tabii bu Türkiye'de pek duyulmadı esasında. Ben İtalya'da güzel bir sezonda geçirdim. Türkiye'de yarışmak bir seneden sonra, tabii benim için yarışmak bir seneden sonra çok heyecanlıydı esasında. Yarışta hava şartları, çamur vesaire derken biraz endişelerim vardı. Acaba nasıl kullanabilirim diye. Bir gün test yaptık. Aslında 1,5 gün. Biraz orada gördüm ki evet, biraz ritim yapabilirim. Ama tabii ki yarış anında, yarış heyecanı ve bilinmeyen noktalar, özellikle kaygan zeminde nasıl bir performans çıkaracağımı ben de merak ediyordum. İlk etapta da, ve bunu tam ölçemedim esasında ilk etapta, maalesef etapın ortasından biraz sonra, asfalt geçiş kemer etapında, o bölümden sonra lastik patlattım. Yani son 8 kilometreyi aşağı yukarı galiba Patlak lastikle gittim. Aslında Antalya çok zor bir yarış. Yani bakarsınız, değerlendirirseniz genel baktığınız zaman Antalya çok zor bir yarış. Dünya Şampiyonası'na da yakışan bir parkuru da var. Peugeot Super 2000 ile yarıştım. İtalya'dan getirdik aracı. Geçen sene İtalya Şampiyonası yaptığım takımla yapmış olduğum anlaşma sonrasında bir otomobil geldi. Geçen sene benim kullandığım otomobili benzer bir otomobildi. Yabancılık çekmedim otomobili ama yine de bir sene aradan sonra tekrardan hatırlamak. Ya otomobil kullanmak unutulmuyor ama ritim unutuluyor. Ritim, kendinize olan güven, özellikle yüksek süratlerdeki hareketler değişiyor. Ritmi kazanmak da önemli olan. Çamurda da ritim yakalamak çok zor. Bazı yer tutunuyor, bazı yer kayıyor. O yüzden biraz endişeli, biraz heyecanlı başladım. İlk etapta da lastik patladıktan sonra daha da moralim bozuldu. Yani bir şey yapmadan da patlatıyor olmak, hakikaten de bir şey yapmadan ne olduğunu anlamadım. Patladı lastik. İkinci etapta ben patlak lastikte ikinci zamanı yapınca yine de dereceleri görünce diğer dereceleri de görünce biraz rahatladım. Ondan sonrasında da ikinci etapta sakin gittim. Çünkü Luca'nın problemi olduğunu öğrenmiştim. Luca da söyledi bana. Hı hı. Luca benim zamanımı kontrol ediyordu. Ben onun zamanını kontrol ediyordum. Luca geldi, zamanımı sordu. Patlak lastikte olan zamanım biraz ilgisini çekti. Ama onun zamanı güzeldi birinci etapta. Esas ikinci gün bazı etaplar güzeldi. Daha süratli kullanma fırsatımız Ercan oldu. Ercan var, Burak var. Onlar nasıl, zorladı mı seni? Onların derecelerini kontrol ettim. Onların derecelerinde ilk etaptan sonrasında devamlı geçebildiğimi gördüm ben. İlk gün sonuna geldiğimiz zaman 25 saniye gibi Ercan'ın önündeydim. Burak daha da gerideydi. Luca 55 saniye gibi bir üçüncü pozisyondaydı. Esas ikinci günde güzel bir çekişme oldu. İkinci günde benim tempom, ritmim daha yükseldi ve daha özellikle iki etapta daha lezzetli yarıştık diyebilirim. Silyon'da ve kemer etapında. Neden çekildin? Şimdi bir sene sonra, yani bu sene yarışmamış bir kişi olarak yarışırken, yani şampiyonayı etkilemek istemedim. Çünkü şampiyonada
sponsoru olan takımlar var. Geldim, yarıştım, kazandım ve çekildim. Benim istediğim buydu. Seviyemi görmek, nerede olduğumu görmek. Son derece mutluyum bu yüzden. İyi bir derece yaptık. Rossetti'nin biraz problemi oldu ilk gün. Orada zaman kaybetti ama ikinci günkü çekişmemizde güzel bir mücadele vardı aramızda. O da yarışın sonunda şey dedi, ben çekileceğim dedim. Yani yazık dedi, ben seni sen çekilirsen ben birinci olacağım ama ben bu şekilde birinci olmak istemiyorum dedi. Ben seni geçerek birinci olmak istiyordum dedi. Next time. Next time dedik biz de. 2008 yılında ben Grande Punto kullanırken o Peugeot kullanıyordu. Luca Rossetti geçmişti beni. Bu defa otomobilleri ters çevirince durum biraz değişti galiba. 20 tane yarış yapıyor. 20'ye yakın yarış yapıyor, evet. Üstüne 4000 km test yapıyor. Eli bu kadar sıcak, bu kadar rekabetçi ortamdan çıkmış bir pilotla mücadele etmek tabii ki keyifliydi. Peki seneye yarışmayı düşünüyor musun? Yani rekabet ortamını da değerlendirerek konuşursak. Hep böyle yeni yetenekler çıktı, o çıktı, bu çıktı falan diyoruz ama Yağız da yoktu gerçi yani Ford takımı. Yağız bana de mesaj gönderdi yarıştan sonra tebrik ederek. İnşallah seneye yarışırsın Türkiye Şampiyonası'nda diyerek. Ben de o zaman hakikaten teşekkür ederim Yağız'a. Onun düşüncesinden dolayı. Çünkü Yağız gerçek bir sporcu. Rekabetin içerisinden gelişmek istiyor. Boş kaleye gol atmak istemiyor. Ben de cidden spora faydam olacaksa, olabilecekse, özellikle gençlere bu anlamda faydam olabilecekse, rekabet ederek onlarla faydam olabilecekse ben de istiyorum. Kafamdan tamamen silmiştim bu düşünceleri esasında. Volki Kara işte akademiye ve V1 Challenge'a konsantre olmuşken şimdi biraz daha farklı düşünceler de var kafamda. Yapabiliriz, dönmeyi isterim ama önce çalışmam Peki, lazım. Peki zor olmayacak mı? Seneye V1 Challenge devam edecek. Sezonun son yarışını yaptın. O da gayet güzel noktalandı ama onunla ilgili fazla konuşmak istemiyorum buradan V1 Challenge ile ilgili. Çünkü V1 konsept programımızda ayrıntılarıyla onu veriyoruz. Önümüzdeki sene V1 Challenge devam. İnşallah. Rally olacak diyorsun yani planların arasında var. Olmasını hedefliyorsun. Biz her yönüyle otomobil sporunun içerisinde otomobil sporunu geliştirmek, otomobil sporunu daha lezzetli kılmak tarafından bakarak olaya V1 Challenge yarışmak ve yarıştırmak. Yeni insanlar kazandırmak. Ben hep bu yönde çalışmışımdır ve bu yönde çalışmaya devam edeceğim. Arkasında bir amaç olduğu sürece benim de evet bu amaca ihtiyacımız var dediğim sürece ben bu işi yapmaya hazırım. Ben yarışmak istiyorum temel cümle. Ne yapmam lazım? Yine bir temel cümle. Sana belki milyonlarca kez gelmiştir bu. Hani abartılı söylüyorum ama Volkan Işık Akademi'ye başvurdukları takdirde kendilerine bir yön çizebilirler mi? Çizebilirler tabii ki. Özellikle bizim eğitimlerimizde bu konuyu daha yakından görme. Hem kendilerini de görme hem de konuyu da görme. Çünkü konuyu tanımak, konuyu bilmek gerekiyor. Nasıl bir şekilde başlayabileceğini anlaman gerekiyor. Veya başlamadan önce yapman gerekenleri anlaman gerekiyor. Şimdi birçok insanın kafasında bu işi yapmak var. Ama nereden başlayacağız sorusu var. Bizde de vardı bu soru. Yani ben yapmak istiyorum, evet ben belki kabiliyetliyim onu da bilmiyorum. Yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım onu da bilmiyorum ama... Yani sadece gazlamak değil zaten. Evet, evet. İnsanların kafasında Volkan Işık Akademi ile biraz bir şeylerin oluşmasını verdiğimiz eğitimlerle sağlayabiliyoruz açıkçası. Ben tavsiye ediyorum. Hem rally'e yıkadığım eğitimler olsun hem de Volki Kar'la yapılan eğitimler olsun. İnsanlara otomobil içerisinde ve aynı zamanda otomobil dışında da yapılması gerekenleri göstererek bir günlük, iki günlük eğitimlerle çok güzel tarifliyoruz geleceği onlar açısından. İmkan da gerekiyor bir anlamda. Küçük de olsa bir bütçeler gerekiyor. Bütün sponsorlar İstanbul'dan çıkma, İstanbul'dan oluşuyor. Halbuki Anadolu'ya doğru giden bir düzenek de oluşması lazım. Küçük bütçelerle olan sporcuları destekleyen sistemler kurmak gerekiyor. Anadolu'da bu sporu desteklemek isteyecek çok ciddi hem dev firmalar var hem de orta ölçekli firmalar var. Bu da sporculara daha fazla fırsat yaratacak.